Açım! Hadi bana gözleme yap. Börek yap, maske yap. Ay aklımı yitireceğim. Karın mıyım ben senin ayol? Üstümü değiştirdim. Artık hiçbir şey yapamam. Şoker neredesin? Şoker! Şoker! Efendim Kulina. Hani bu koca mahluku dünyaya götürecektin? Çok yorulmuştum. Biraz uyuyayım dedim. Hadi çabuk götür şunu. Dünyada harika yemekler vardı değil mi? Evet evet. Orada nefis mamalar var. Gidelim hadi. Karnım çok acıktı. Sinirlerim gerilmeye başladı. Ay hadi gitsenize. Ne duruyorsun? Nasıl gideceğiz? Dorgan dünyaya nasıl gidecek? İksir gerekiyor. 5 dakikada yapıp getiriyorum. Ay. Çok acıktım. Bir parça kolundan ısırabilirim. Seni yaramaz seni. Yok, olur mu öyle şey? Bak, dünyada ne lezzetli yemekler yedireceğim sana, inanamayacaksın. Koca oğlan. Hadi, sadece küçük bir ısırak. Yapma tosunu, çok tırsıyorum. Bak Kulina geldi. Kulina, bunun niyeti çok bozuk ya. Hadi iç bakalım koca adam. Bunu içince dünyaya gidip birbirinden güzel yemekler mi yiyeceğim? Evet evet. Hadi iç iç. Hadi iç. Şoker, onu dünyada yalnız bırakamazsın. Ne yiyorsa yedir için sonra da gezegenine göndermenin bir yolunu bul. Tamam mı? Peki peki. Hadi. Hadi gel. Hadi bakalım koca oğlan. Hadi baş tamam. Oh kurtuldum. Demek bütün o güzel yiyeceklerin olduğu yer burası, öyle mi? Hah, evet. Hayatın boyunca tatmadığın lezzetleri tadacaksın, inan bana. Kapıyı çalalım da bari iyice yüreklerine inmesin. Bu Nana'yı iyice zor durumda bırakacak. Nanacık, aç kapıyı. Bak, sana kocaman bir sürprizim var. Ama siz buraya nasıl geldiniz? Şoker, sen delirdin mi? Ya sen o gezegenden nasıl kurtuldun? Sakin ol Nanacık. Beni Kulina'nın talimatıyla Gorfo kurtardı. Dorgan'a gelince onu dünyaya getirmemi Kulina istedi. Hı? Kulina mı? Evet, şimdi izin verir misin? Gel. Gel, gel. Buradan hemen gidiyorsunuz, anladınız mı beni? Of, karnım çok aç. Duydun, zamanlıcık çok aç. Beni ilgilendirmiyor. Allah Allah, bu ne gürültü. Aa! Bismillahirrahmanirrahim. Bu zebellataki. Bu benim hapis kaldığım gezegendeki dev dorgan. Ne işi var burada? İade-i ziyarete mi gelmiş? Hayır, Şoker Efendi'nin icatları. Benim bu konuyla bir ilgim yok. Onu getirmemek Kulina söyledi dinleyeceğim. Benim görevim sona erdiğine göre bir şekerli müsaade, hadi bana müsaade. Kolay gelsin Nanacığım. Şoker, hemen buraya gel. Bana bakın sayın dev dorgan, burada kalamazsınız. Hadi bakalım Zevellah Efendi, uğurlar olsun. Hadi. Hadi. Hadi git. Ay, şimdi çocuklar gelecek. Özge bunu görürse ne yaparız? Çok açım, çok aç. Ayol burası lokanta mı? Git dışarıda ne buluyorsan onu ye. Bırak onları, onlar yenir mi? Allah Allah. Tadı çok kötüymüş. Bana güzel yemekler getirin. Kızım ne bakıyorsun? Bana yoğa sihir yapıyorsun. Hadi şimdi zamanı, hadi. Çok güçlü. Sihirim onu etkilemiyor. Bana bakın. Hemen yiyecek bir şeyler getiriyor musunuz? Yoksa sizden mi başlayayım? Ay, tamam getiriyorum. Ama bak yemeğini yiyip gideceksin ona göre. Anlaştık mı? Yemeği! Sakın sihirle yapmayın. Tadı tuzu olmuyor. Tamam tamam. Bu yemekler şu Başperi Kulina mı ne? Onun yaptıklarından çok daha lezzetli. Herhalde yani. Bunlar organik evladım. El yapımı, el. Makbuş. Bu insanın ocağına incir ağacı diker vallahi. Doymak bilmiyor baksana. Ay. Çocuklar iyi ki beni kurtarmış. Yoksa gerçekten bu beni bile yerdi. Ne yapacağız biz bununla? Zebellah efendi, doymadın mı daha? Ha? Ne doyması daha? Daha yeni baktım. Yemek yerken rahatsız edilmeyi hiç sevmem. Sizin o saçma sihirleriniz bana sökmez küçük hanım. Benim gücüm her şeye yeter. Kulina! Kulina! Şu hale bak. Dev efendi yemek yetiştireceğim diye tırnaklarım ne hale geldi. Kulina! Var burada. Hay aksi. Görüyor musun şu şokeri yaptığını? Kulina! Ay geldim işte, bağırmayın. Aa! Bunun ne işi var burada? Şoker senin gönderdiğini söyledi. Aha. Ben dünyaya götür dedim. Ne bileyim buraya getireceğini. Kulina hanım, bu yaratık doymak bilmiyor. Neden dünyaya yolladım sanıyorsunuz? Dorgan efendi, bak yedin işte, tamam artık. Hadi sana güle güle. Bu muhteşem yemekleri bırakıp hiçbir yere gitmiyorum. Bana daha fazla yemek lazım. Siz onu biraz oyalayın. Ben de oyuncaklar dünyasına gidip onu gezegenine nasıl geri göndereceğimizi araştırayım bari. Ama acele et Kulina Hanım. Yiyecek bir şeyimiz kalmadı. Gamze'nin abisi bıraktı sizi değil mi? Evet. Tamam. Hayırdır, ne oldu Emre? Ya bunların yüzünden Gıcık Bir Kız filmine gittik. Oysa yan salonda ne güzel macera filmi vardı. Emre'cim nereye? Susadım. Ben getiririm hayatım. Ya ben alırım. Sizi çok özledim de. Özge'yi idare etmek sana düşüyor. İyi ama nasıl? Babam ve Simge gelmeden onu yukarı çıkarmalıyız. Elimden geleni yaparım. Dikkatli olun. Her şeyinde bir adatı var. Değil mi Makbuş? Ay. Bu güzel mi? Olmaz. Ayağa kaldırayım efendim. Özgeciğim, aslında sen ne kadar iyi bir kızsın. Sana boşu boşuna haksızlık ediyoruz. Ayrıca seçtiğim film bir harikaydı. Canım benim. Emre dur be, ne yapıyorsun? Şaka gibi. Çekil şuradan. Abi iyi misin sen? Yok yok, iyi değil bu. Özge, ben seni çok seviyorum. Yok benim. Ya bırakın ya. Şaşkınozlar. Ne yaptığınızı sanıyorsunuz hadi ya? Bırak be. Oh be anneciğim, nihayet geldin. Cicişler. Bakın size ne aldım. Çocuklar Özge'yi idare eder. Şimdilik en emniyetli yer burası. Sonrası Allah kerim. Bu böyle orman kaçkını gibi mi dolaşacak? Biri görecek olsa ne deriz? Çok haklısın. Şu Hakan'ın kıyafetlerinden bir şey uyduralım. Nasıl olacaksa. İyi fikir. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Lop lop et olsun. Boş ver. Yemeğini hadi. Çok güzel. Nasıl? Siz de beğendiniz mi? Sorma, bayıldık. Nana ile Makbuş nerede? Biraz işleri var da. Üf, işleri de hiç bitmez zaten. Sen onları oyalamaya çalış. Evet, tamam. Kendi giysilerimin nesi vardı? Bunlar çok rahatsız. Simge'nin erken gelmesi çok fena oldu. Hadi şunu bir yere saklayalım. Oğlum, kedimi saklıyorsun. Zebellah gibi adam. Ay nereye saklayacağız? Ay bak fena oluyorum. Makbuş, ay, sen ne olur odana git. İlacını al, biraz uzan. Bak rengini attı, çok kötü oldun. Ben bu işin çaresine bakarım. Hadi tatlım. Gidiyorum, daha fazla dayanamayacağım. Bana kim yemek yapacak? Boşan da severini ye. Simge'yi yesene Dorgan. Böylece hepimiz ondan kurtulmuş oluruz. Simge dediğin yemek lezzetli mi? Hem de nasıl? Emre. Niye aşağı inemediler bir türlü? Temizlik yapıyorlar dedim ya. Ay ne bitmez temizlikmiş. Mutfak pislik içinde. Önce orayı temizlesinler. Dur sen gitme. Ben çağırırım. İyi peki. Oh. Bunların hepsi de bir garip. Simge geliyor. İşte şimdi yandık. Simge'yi yiyeceğim, Simge'yi yiyeceğim. Bu Dorgan korku filmi gibi ya, komedi filmine döndü yani. Kulina! Nerede bu Simge? İşte tam karşında. Şey. Ay doğru dürüst bir akrabanı görmedik ki zaten. Bunu da şaşmamak lazım. Köyden başka görmediğimiz biri kaldı mı acaba? Ben çok susadım. Aman al iç. Ay. Bana su verdi. Ay. Sadece gulyabani gibi değil, ayrıca senin gibi birkaç tahtası da eksik bunun. Bakalım Hakan onu görünce ne diyecek? Bu benden sana küçük bir hediye. Ay ne bakıyorsun öyle ya? Belli ki senden çok hoşlandı. İstemiyorum. Hatta şuna bir şey söyle, bana bakmasın ya. Simge idare ediver. Baksana adam rahatsız, yazık. Kusura bakmayın, biraz ani oldu ama sadece bir gece misafirimiz olacak. Hakan'cığım, Nana'nın 7 sülalesini tanıdık. Ne güzel, öyle değil mi? Aa, anne ya, yemeğimi aldı. Hadi gelin, ben sizi yukarı çıkarayım. Tatlınızı orada yersiniz. Tatlı mı? Ne güzel, ama o da gelsin. Biz gidelim, o da arkamızdan gelecek, hadi. Tövbe estağfurullah. Hadi çabuk çabuk. Emre, hadi güzel kızım. Biraz çizgi film izle. Peki anneciğim. Tut bakayım elimden. Tamam Nana. Hakan pes yani. Sana inanamıyorum gerçekten. Ne oldu yine? Daha ne olsun? Bu hilkat garibesinin burada kalmasına nasıl izin verirsin ya? Baksana adam buradaki hastanede tedavi görüyormuş. Yazık, bir gece kalsa ne çıkar sanki? Önüne gelenin eve girmesine izin veriyorsun. Sonra da hırsızlık olunca üzülüyorsun. Zaten senin en büyük hatan insanlara bu kadar fazla güvenmen. Hani tatlı nerede? Biraz daha yersen üzerimize kusacaksın. Biraz ara ver. Çocuklar ne yapacağız? Kulina'dan da bir haber çıkmadı. Hadi bunu bu gece idare ettik. Yarın ne yapacağız? Neden beni istemiyorsunuz? Çok yemek yiyorum diye mi? Hayır Dorgan, sen bu dünyaya ait değilsin. Kim olduğunu nasıl açıklarız? Ben burayı çok sevdim ama. En çok da Simge'yi. Giderken onu da götür istersen. Bizce bir sakıncası yok. Gerçekten mi? Yağmur? Tatlım olduysa bir getirecek. Ay şimdi düşüp bayılacağım. Bir dakika buldum. Neyi buldun? Onu gezegenine nasıl göndereceğimizi buldum. Nasıl? Çok kolay. Biz Yağmur'la nasıl gittiysek öyle. Emre süpersin. Tabii ya. Bunu nasıl da düşünemedik? Kulina. Tatlılardan ne var? Ay, Kulina. Ay deli olacağım. Hiçbir şey yok burada. Ne yapacağız şimdi? O dev Nana'nın başına bela olacak. Ah Şoker ah, adım gibi eminim. Bilerek yaptım bunu. Ama ben sana bunun hesabını öyle bir sorarım ki. Bu Kulina artık gerçekten yaşlanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Dorgan'ı kendi eliyle dünyaya gönderdi. Dünyada nereye götüreceğim ki ben onu? Bildiğim bir tek yer var, o da Nana'nın yanı. Ama bu yaptığın hiç doğru değil Şoker. Şimdi Nana'nın başı derde girecek. Çok bilmiş sen de. Ne yani? Burada kalsaydı da hepimizi ham mı yapsaydı? Şoker, hani seni kurtardığım için beni Hollywood'a götürecektin? Dur, sen de çatlama. Her şey bir yoluna girsin, senin işine de bakacağım. Ay. Olmazsa bir kartımı veririm, gider kendin görüşürsün. Aa, Kulina, merhaba. Merhaba ve güle güle Şoker. Güle güle mi? İyi de ben bir yere gitmiyorum ki. Öyle de gidiyorsun ki. Şanslı. Kim bilir ne kadar eğleniyordu. Bakın işte yine geçiyor. Burada da manzara çok güzel. Şeker merhaba nasılsın? Çok güzel. Sizin ne işiniz var burada? Şimdi sizi Dorgan'a söyleyeyim de göstersin size gününüzü. Dorgan aşkıyla muşki burada. Boşuna uğraşma. Dorgan gitti. Buranın lideri de artık muşki. Anlaşıldı mı? Gerçekten mi? Oh, çok iyi olmuş. O kaba saba devi zaten hiç sevmiyordum. Eğer bir daha ispiyonculuk yapacak olursan ve çeneni kapalı tutmayı beceremezsen uzay boşluğunda bulursun kendini, ona göre. Dilimi yuttum bile. 3 şişe vardı, biri kırıldı. Kaldı 2 şişe. 2 şişe vardı, biri kırıldı. Hay aklında bin yaşa Emre. Bunu nasıl da düşünemedik? Kulina, bana mantı açsana. Ay bu da beni iyice domestik yaptı canım. Bunu yapabiliriz değil mi Kulina? Tabii Nanacığım. Bana biraz izin verin, hemen dönüyorum. Kulina, gelirken gözlüğümü getireyim mi? Beni göndermek istiyorsunuz değil mi? Kimse beni sevmiyor. Hadi artık yürü. Ya ben gitmek istemiyorum. Burası çok güzel. Babam banyodan çıkmadan şu işi halletmemiz lazım. Dorgan lütfen, bunu seninle konuştuk. Burada kalamazsın. Simge'yi de götüreyim bari. İyi fikir. Ama imkansız. Hadi siz çıkarmayın, çabuk gelin. Hadi. Tam zamanında yetiştim galiba. Ay. Hadi bakalım doğru kendi gezegenine. Hayır, gitmeyeceğim. Beni gönderemezsiniz. Ben burayı çok sevdim. Sizleri de. Biz de seni seviyoruz Dorgan. Ama kendi gezegenine, ait olduğun yere gitmelisin. Ve orada da herkesin seni sevmesini istiyorsan cücelere eziyet etmekten vazgeçmelisin. O zaman beni severler mi? He? Tabii. Çünkü sen aslında çok iyi birisin. Ve de çok şekersin. Gerçekten mi? Ay hadi artık çık şu ağaca. Buradaki yemekler çok güzel ama. Al bakalım. Ya al bakalım. Baksana. Dorgan bu. Nasıl döndü acaba? Kurtarın beni. Çekin hadi çabuk. Yok ya. Başka emrin var mı? Beni çekin yoksa böyle boşlukta sürükleneceğim. Of budum nerede? Kurtarın. Seni kurtarırsak yine bize zulmedeceksin. Çalıştırıp zindanlara atacaksın. Söz veriyorum. Asla böyle bir şey yapmayacağım. Hadi oradan. Bizi kandıramazsın. Beni kurtarırsanız ne isterseniz yapacağım. Hem artık çok iyi bir dev oldum. İnanın ne isterseniz yapacağım. Söz mü? Dev sözü. Teşekkür ederim. Arkadaşlarım benim. Sizi çok seviyorum. Hadi gidelim. Çok güzel gözleme yapmayı öğrendim. Size gözleme yapayım. Biraz un bulmamız gerekiyor. Bizim gezegenimizde yumurta var mıydı? 3 şişe vardı, biri kırıldı. Kaldı 2 şişe. 3 şişe vardı, biri kırıldı. Kaldı 2 şişe. Gel canım. 3 şişe vardı, biri kırıldı. Kaldı 2 şişe.